Hepinize merhabalar arkadaşlar. Farming Simulator'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Buğday hasadı için ikinci bir video yapmadım arkadaşlar. Buğday hasadını tamamladım. Çünkü iki video yapsam sadece buğday hasadını gösterdiğim 1,5 saatlik bir video serisi olacaktı. O sebepten ötürü yapmadım. Şimdi şöyle göstermek gerekirse tam 2 romork yani 12.100'er litreden 24.200 litre trenin geçtiği o siloya döktüm. Şu an orada. 1127 litre de içinde var. Bir çerdöverin içinde kaldım. Onu da tavuklara veririm diye düşündüm. Hani buğdaya boşuna para vermeyeyim diye. 750 litre yani buğday tavukların buğdayı tamamen bitmiş. 14 litre falan gösteriyordu. 1127'nin üzerine 750 eklersek 1870 gibi bir şey. Ortalama 2000 desek buna. Yani içinde kalan buğdaya 750 litre de tavuklara doldurdum. 24 bin, 26 bin litre gibi bir buğday aldık. Şimdi aklıma şöyle bir şey geliyor dostlar. Şimdi şurada şöyle bir bakalım. Şu traktör beni çok cezbetmeye başladı. Yani şimdi 190 beygir güçlerine çıkabiliyoruz bununla. Fiyatı da çok uygun. 46.675 dolar. Şöyle geri gelip şöyle baktığım zaman bir saniye neredesin buradasın. Şimdi Massey yani bakın %100 olmuş. Satarsam 44 bin dolar. Biraz daha krediyle mesela 145 beygirden 190 beygire geçebilirim. Çünkü artık yani bir tık yüksek beygirlere geçmem lazım. Biraz baktım açıkçası yani orta boy traktör boyutuna geçmem lazım. Mesela 150 ile 200 beygir arası 200 ve üstüne çıkmam lazım veya 180-190 beygirlere çıkmam lazım. Mesela küçük traktörlerde baktığım zaman diyelim ki mesela 175, mesela 145-205 beygir. Bunu ben mesela 185-205 maksimumuna getirdim. 150 bin dolar yapıyor. Aynı zamanda bu ikinci elde görünen John Deere de buralarda bir yerdeydi. Neredeydi o? O büyük ihtimalle evet orta traktörler sınıfında olması lazım. 4.755 bu değil. Şu. Bakın 108.500 dolar normalde sıfırı. Yani alabilecek gücümüz yok. Şöyle bir şey düşündüm. Şöyle hemen geçeyim. Mesela bu arkadaşı şöyle devam ettireyim. Bakın mesela hasarı %100 şu an. Normalde bu ekim aletiyle bu traktör saatte 12-13 kilometrelere falan gidiyordu. Veya ne bileyim arkasından ekipmanı kaldırmadan döndüğüm zaman mesela saatte 12 kilometre hızla dönüyordu. Çok zorlanmıyordu. Şimdi mesela tarlanın diğer yan kısmına dolaştım. Saatte 6 kilometreye kadar düşüyor. Yani şu an tamir ettirmezsem kapasitesi iyice düşecek. Günden güne de daha kötü hale gelecek. Yani fiyatı da düşüyor. Değer de kaybediyor. Yani 190 bunu satıp onun yerine John Deere alıp 190 beygirlik traktör sonuçta. Şöyle de bir şey düşündüm ben. Balya makinelerinde mesela şunu satın almayı düşünüyoruz ya. Mesela dikdörtgenlere geçeyim dedim. Dikdörtgen balyalara şöyle. Yani en az beygir isteyeni bu. 195 beygir o da. Bizde de öyle bir beygirde bir traktör yok. Bu yani diğer John Deere bile alsam 190 beygir. Yani çok zorlanacaktır mesela o 180 santimlik dikdörtgen balyayı yaparken. Yuvarlak balya aslında yapmak istemiyorum. Yani depolaması falan sıkıntı. Bir de içinde kalan balyayı boşaltmıyor. Yani problem var aslına bakarsanız şunlarda. Neredeydi balyalama teknolojisi? Şunlar. Yani şunu almak istemiyorum aslına bakarsanız. Çünkü içinde balya kaldığı zaman makineyi boşalt demiyor. Mesela atıyorum en son çim yaptım. Saman yapacağım. İçinde yarım kalmış saman balyası var. Boşaltmayacak. Çimle de onu tamamlamayacak büyük ihtimalle. Yani bunda çok büyük sıkıntı yaşayacağız. Aslında şunları yani şu 195 beygir ya. Bunu kiralamam ya da satın almam lazım. Tabii böyle bir param yok. 164 bin lira gibi bir paramız kesinlikle yok. O yüzden bir düşündüm. Dedim ki videoya gireyim. Gerekirse masayı satayım. O 190 beygirlik John Deere alayım. Onda da şimdi aldığım zaman illaki bir tamir masrafı olacak. Büyük ihtimalle. Yani öyle aldığım gibi bana %100 sağlam bir traktör değil bence o. İkinci el olduğu için büyük ihtimalle bir hasarı olacak. Bakın böyle bu kenarda gittiğim zaman bir sıkıntı var. Bakar mısınız? Saatte 6 kilometreye düşüyor. Yani artık tarlanın ekim yönüne ters gittiğim için mi yoksa nedir? Çözemedim.
Bakın traktör yürümüyor yani. Çünkü artık arıza durumu %100. Şu an bu traktör %100 arızalı. Sesi filan, dumanı filan, her şey bir böyle garipleşti traktörün. Şu an tamamen arızalı. Ortalama bir 10 bin dolar gibi bir masraf var bunda. Şöyle bu çizinin başına kadar gideyim. Buradan bir mağazaya gideyim. Yani en kötü şimdi ek işleri yapıp o ek işlerden gelen parayla ben bunun kredisini, yani tamiratını yaptıracaktım. Ama traktör şu an bitmiş vaziyette. Yürümüyor bakın, hani saatte 8-9 kilometre, 12-13 kilometre hız yapan traktör bu ekipmanla artık yürümüyor. Problem var yani. Şöyle mibzerlerde baktığım zaman mesela bizim alet 125 beygir istiyor. Bizim traktörümüz 145 beygir ama yürümüyor. Bunlara da baktım, belki bir tık hani değiştirebilirim diye. Belki şu alınabilir ama bu da modlu ekipman. 110 beygir. Sabanlama sürme gereksinimi olmayan, yani direkt anıza ekim yapabilen cihaz. Burada da çok güzel yamulmuşuz. Yani ekim makinesini de bir tık büyütürüm diye düşündüm. Ama mesela bundan bir büyük, bizim atıyorum 190 beygirlik John Deere aldığımızı düşünelim. 190 beygirle alabileceğimiz bir büyük makine 6 metre Pöttinger var. Sabanlama gereksinimi olmayan cihaz. Ama o da yaklaşık 108.500 gibi bir şeydi galiba. Yani traktör büyütmek şu an bize bir avantaj sağlamıyor aslına bakarsanız. Ama en azından daha yüksek beygire geçmiş oluyoruz. Mesela kültivatörümü yenileyebilirim. Veya pulluk, mesela bunun çekebileceği bir pulluk 1,2 metre genişliğinde bir pulluk. Diğerinin çekebileceği pulluk 2,5 metre genişliğinde pulluk. Şimdi kış mevsiminde bir ay 3 güne tekamül etsin dedik. Şöyle biraz daha uzaklaşayım, ses azalsın. Bir ay 3 güne tekamül etsin dedik. Kış uzun sürecek. Her ay artık uzun sürecek. Büyük ihtimalle pulluk işleri çok olacak. Sabanla sürme işleri. Bununla yapamadığım için ekipman kiralıyorum. Zaten çok az paralar veriyor sabanla sürme işleri. Üstüne bir de traktörümü yetip de kendi pulluğumu alıp kendi pulluğumla işlemi yapamadığım için kiralıyorum. Zaten 1500 dolar para veriyor. 500'ünü de ekipman kirasını alıyor. Traktör ve pulluk kirasını. O yüzden diyorum ki bunu satayım. Eksik olan parayı gerekirse bir tık krediyi de çekeyim. Balyalama makinesi, o 48 bin olan Pöttinger'i alayım. Çünkü ben artık dediğim gibi ön taraftaki tarlalara da çim ekeceğim. Silaj işine ağırlık vereceğim. Yani çimden silaj yapma işine. O yüzden bir balyalama makinem, bir de balya sarma makinem kesinlikle olması lazım. Tekrar bankaya ödediğimiz o 65 bin dolar gibi bir tutarı bankaya ödedik şu an. Bankada 65 bin dolar kredimiz var. Yani o ödediğim parayı tekrar kullanmak zorunda kalacağım. Ya da ikinci bir ihtimal diye düşündüğüm, şimdi ortalama bu iki traktörüm benim 80 bin dolar gibi bir şey yapıyor. Şöyle bir buradan bir geçelim. Bakın mesela bunların üzerinden geçiyorum. Çim ezilmiyor, çok güzel. İçeride böyle oraya koydum. Gidelim. Bizim burada tohumumuz yoktu değil mi? Evin olduğu yerlerde yok. Hem gelmişken şunun tohumu az kaldı. Onu doldurayım. İki traktörü birden satıp ince lastikli bir orta boy sıfır bir traktör alma yoluna da gidebilirim. En azından beygir güçlerimi arttırırım diye düşündüm. Yani en ucuz traktör de orada Valtra var. Galiba. Beygiri yüksek ve fiyatı ucuz olan. Şimdi iki traktörüm benim ortalama 90 bin falan yapıyor. Almam gereken balyalama makinesi de 48 bin küsür. Ortalama 140 bin gibi para var. 65 bankada var. 90 da şeyler yapıyor. 150 bin lira yapıyor toplamda elimdeki para. Şunu bir dolduralım. Bunlar da hala bekliyor bu arada. Şimdi şu ekipmanı şuraya bir indir bakalım. Çıkar abi. Şunu bir ben şu servis kısmına bir çekeyim. Bakayım %100 olduğunda kaç para istiyor. Yaptırmak mı mantıklı yoksa satıp diğerini almak mı mantıklı? Ona bakmam lazım. Stop et. Bakar mısınız? Yani 11 bin, pardon, 11.462 dolar gösteriyor ama 10.420 alıyor. Değeri şu an 48 bin. Yani sat desem 48.800 dolara gidecek. Bu araçta 46 bin. Yani onu satıp direkt bunu alabiliyorum. Ama bu bana hasarlı olarak mı gelecek? Hasarsız olarak mı gelecek? Ona bir türlü kafam sarmadı. Yani hasarlı olarak gelirse
Yaptırmak için yine borçlanacağız. Yani yok hayır lan. 44 bin diyor burada. Burada 48 bin. 48.800'e satmayacağız mı kardeş? Yani bilemedim. Traktörümü de seviyorum. Massey biliyorsunuz. Sevdiğim bir marka. Yani John Deere de güzel. 190 beygir. Mesela şöyle baktığımız zaman balya makinelerinde şunu almayacağım o kesin. Bunu aldığım zaman ot için hiçbir işime yaramıyor. Şunu almam lazım. Bu da 100 beygir istiyor zaten. 125 santim bale yapıyor. Bunların hepsi 125-180 değiştirilebiliyor. Bu da 125. Bu aynı zamanda sarıyor da. Ama 78.500 doları buna veremem. Çünkü şöyle bir şey var. 48.000'e bunu alıp sonrasında 125 santim bakın balyayı bir sarıyor. 125 ile 150 arasını. 22.000'e de bunu alıp iki ekipmanı 70.000'e tamamlayabiliyorum aslında. Ki bunların bana ait olmaları çok önemli. Neden? Sürekli olarak artık çim var. Çim uzunca bir sürede olacak tarlalarımızda. Yani bu ekipmanları çok kullanacağız. Hani namlu yapıcı ve ot kurutucu çok önemli değil şu an için. Hani kuru ot silajı yapmaya çalışmayız herhalde. Ya da ineklerimiz olduğunda düşünürüz onu. Ama şu an ticari anlamda düşündüğümüzde bu ekipmanlar bize lazım. Çünkü silaj balyası yapıp onları satma yoluna gitmemiz lazım. Şöyle baktığımız zaman da mesela silaj. Mesela bu da Ocak'ta çok pahalanıyor. Yani bütün her şeyi üreteceğiz. Ocak'ta, Şubat'ta satacağız. Yani Ocak'ta, Şubat'ta para gelecek. Ocak, Şubat'a kadar şu an biz Ağustos'tayız. Sabredeceğiz. Ya da yaptığım gün ayarını mesela şuradaki gün ayarını tekrar bir güne düşürüp ocağa kadar hızlı bir şekilde gidip ocaktan sonra artık 3 gün muhabbetine dönmem lazım. Neyse ya satalım. Bakalım. İkinci elde şansımız var mı? Gel bakalım kardeş. Aynı zamanda şu ön yükleyiciyi de satın alacağım. Bir dakika hayır. Önce şunu bir Midas yap. Midasken daha güzel. Geniş lastiklerle standardın arasında hiçbir beygir farkı yok. Görüntü olarak da çok bir fark yok. Sadece arka lastik büyüyor. Gerek yok. Standardın da kalsın. Boşuna para vermeyelim. Plakayı da tür 2 yapacağız. Ön ve arka yapacağız. Siyah diyeceğiz. UF, CK, YG, SZ plakamızı da yazalım. Tamam. Hadi hayırlı uğurlu olsun bize. Şimdi şunu alabiliyor muyum? Param yok şu an. Şöyle bir şey yapacağım. 400 bin, 440 bine düşüreceğim. Bir borç alacağım. Sonra tekrar geleceğim. Şunu da almak istiyorum çünkü ben kiralık kullanıyorum biliyorsunuz. 5.000 dolar gayet mantıklı. İkinci el pazarı hoşumuza gitti. Şu da alınabilir ama tabii ilerleyen zamanlarda. Neredesin John Deere? Nereye attın onu? Evet burada arkadaşlar. Allah'ım inşallah tamir etme ihtiyacı duymuyordur ya. Ya Allah kahretsin. Evet, hasar seviyesini görüyorsunuz. Bu arada önüne de alet takılabiliyordur inşallah. Tabii 3 noktalı askı sistemi var önünde ama. Bakalım aktif mi? Bu John Deere'in eski bir modeli. Böyle içine de bakarsak. Otomatik vites ama ortasında camının ortasında şey var. Evet, tamam. Takılabiliyor. Sağlık olsun. Bir süre bununla gideceğiz. Hiç açıdan pek sürmeyeceğiz anladığım kadarıyla. Çünkü görüyorsunuz. Görüntü biraz kötü. Bakalım tamir masrafı ne kadarmış. Bu da büyük ihtimalle bir 10 bin dolardır. Ama en azından yani diğer traktörümüzün de tamir bedeli 10 bin dolardı. Bir bakalım. 4 bin dolar. 2 bin dolarımız var. Çok iyi. Şöyle neredesin banka? 5 daha ver kardeş. 7 bin. Bunu tamir ettirelim. 10 art 4.684 dolara. Tekrar onu aramıyor muyuz? Hayır. Durum
Boyama koşulu mu? Yani boyamayınca traktörü bize çalıştırmayacak mı belli bir süre sonra? Neden koşul diye yazdınız? Çözemedim ama. Evet. Beygir gücümüzü biraz arttırdık arkadaşlar. Şöyle. Şekli biraz kötü. Eski bir traktör ama. Olsun. Şimdi. Sen bir stop et bakalım. Ek işleri bırakalım. Şimdi biraz da kendi işimize bakalım. Şimdi önce borcun tamamını bir alalım tekrar. Ekim makineleri değil, balya makineleri. Şunu alacağız normalde ama 125-180 78-500 zaten alamıyoruz. 58.000 liramız var. 125-180 250 beygir zaten. Bakın dikdörtgene geçtiğin anda 200 beygir segmentine geçiyoruz. 230, 230, 195. Belki bizim makine belki bunu çeker. Ama 164 bin. Mümkün değil. Diğer traktörü satsak da bunu alamıyoruz. O yüzden şu arkadaşı yapacak bir şey yok. Alacağız. Tekerlek kurulumu yok. BKT, Trelleborg, BKT. BKT daha güzel duruyor. Plaka 2, plaka ön ve arka, sadece arka. Sen de sadece arkada olsun. FCKK, YGSZ. Ayarla bakalım. 58 bin dolarımız var. 48 bin dolara. Tekerlek kurulumu değişmiyor. Bu arkadaşı satın aldık ve ekipmanlarımızın içine kazandırdık. Geriye 10.146 dolarımız kaldı. Geri gel. Balya sarıcı. Şu bizim işimizi görüyor. Yani yanlış hata yapmadık değil mi? 125 santim balya yapıyor evet. Şöyle bir daha bakalım. Burada yazıyor musun? 125 santim. Balya sarıcı. Şu arkadaş dikdörtgeni de yuvarlığa da sarıyor ama pahalı gerek yok. Görüyorsunuz. Şunu siyah yapacağız. 125 ve 150 santime kadar olan balyaları sarıyormuş. Kirala dersek 1222 dolar. İyi, hiçbir şey değilmiş. Satın alamayız şu an ama balyalarımız bittiğinde bunu alır, bununla sararız. Geri göndeririz büyük ihtimalle. Siyah balya yaparız yine. Bunu da hazır paramız varken kiralayalım. Plaka yazmadım zaten. Bize başka ne lazım? Balya romorku lazım şu anda ama şu an lazım değil. Çünkü Mart'ta satacağız. O yüzden satın alabileceğimiz, satın almamız gereken başka neyimiz var? Mesela az önceki 145 beygir olan ancak bunu çekiyordu. Mesela bunu çekmiyordu 160. Ama şimdiki John Deere sayesinde bunu çekebiliriz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ben elimde kalan o 9.000 doların 5'ini geri ödeyeyim abi. Artık bu krediyi geri ödemek boynumuzun borcu oldu. Bunu çalışırken biraz sıkıntılı çalışıyor ama olsun. Hemen şöyle bunu takalım. F1'i aç bakalım. Otomatik yaymayı aç. Sonraki aleti seç. Mesela kamyoneti indir. Balya makinesi çalıştır. Boşalt yok. Yani çok enteresan. Ama yapabileceğimiz hiçbir şey de yok. Ne yazık ki. Yani bizim bir tane de ot biçme makinesi kiralamamız lazım. Evin önündeki çimi biçip onu da balyalayabilmek için. Nasıl yaparız, nasıl yaparız bilmiyorum. Yani gidiyoruz. Boyuna eksiye gidiyoruz. Ama sağlık olsun. Balya işini yapalım. Yeni traktörümüzde. Şuna bakar mısın? Eski model bir traktör aldık. Ne yapalım? Garibanlık zor. Paramız yok. Çaremiz de yok. Mecbur. Şimdi ben şunu da bir otomatik yaymayı aç diyeceğim. Kendisi şey yapsın. Atsın balyayı dolduğunda. Bize ötüp de boşalt dedirtmesin. Samanlarımızı bir balyalayalım. Bu arada önlükleyicimizi de satın aldık 5.000 dolara. Kendi şu an kiralık olanı geri göndermem lazım. Onu unuttum tamamen. Onları da nereye çıkarmıştım hiç hatırlamıyorum. Şöyle bir yapalım bir dakika. F'ye bas. Garaj. Neredesin? Garaj.
Şu. Bakın bu bizim Q7M. Kiralık Q7M. Bunu geri gönder kardeşim. Bununla işimiz yok. Tamam. Şimdi balya makinecisini çalıştır. Oo, bayağı hızlı gidiyor ha. Saatte 17 kilometre ile götürüyor. 100 beygirlik bir makina ama 190 beygir traktörle çekiyoruz. Yani bizi normalde bu makine bizim Fendt'e asılabilir. Ulan bir sıradan bir balya bile vermedin ya. Neyse. Sağlık olsun, ne yapalım? Yani verdiğin her balya bizimdir. Şöyle video boyunca yapabildiğimiz kadar balyalarımızı yapalım. Ben büyük ihtimalle kalanını artık video dışı tamamlarım. Çünkü yani birkaç videoyu sadece balya yapma işine şey yapamam. Çabuk 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 geri git ha. Yani tamamen video boyunca düşünsenize böyle balya yaptığımı izliyorsunuz. Kendim izlediğim deneyimlerimden yani yola çıkarak kendi videolarımı hazırlıyorum. Ben de başkalarını izliyorum doğal olarak. Sürekli yıllardır. Kendim oynasam bile bir oyunu, oynadığım oyunu bile başkaları nasıl oynuyor, ne yapıyor izliyorum. İzlediğim için siz değerli izleyicilerimin de az çok ne isteyip ne isteyemeyeceğini az çok kendimden biraz tahmin edebiliyorum. O yüzden sizi tıkmadan mümkün olduğunca yaptığım her işin videosunu yaparak ama sizi de baymayarak. Çünkü yani oyunda yapmak istediğiniz şeyleri öyle zank diye hemen yapamıyorsunuz ne yazık ki. Hepsi için belli bir zaman lazım. Belli bir işte fedakarlık lazım biraz. Doldun yine. Gel geriye. Yanlış görmediysem bir balyamız 5000 litre oluyor. Ya da 500 litre mi? Neyse bir şimdi dolduğunda tekrar dikkatli bakarız. Evet 5000 litre oluyor büyük ihtimalle. Şu an 1300-1400 gidiyor. Şu kenarda kalan artıkları da toplayacağım. Hop. Şöyle herhangi bir şey kalmasın. Yani kiralayabilirdim aslında. Satın almak zorunda değildim ama bu ikisini, bu tarlayı ve diğer tarlayı çim yapacağım için artık bana bu balya makinesi ve sarma makinesi çok lazım. Yaptığım ek görevler tamamlandığında oradan gelen bir para geldiğinde 15-20 bin dolar gibi para. 22 bin doları tamamlayıp kiraladığımız balya sarma makinesini de direkt satın alacağım. Tek ihtimalle. Çünkü çim işinden biraz para yapmam lazım. Bakın hem çok hızlı hasada geliyor. Yani atıyorum bir ayda iki ayda sürekli olarak elimde bir ürün olacak. Yapar yapar şuralara bir yerlere biriktiririm abi. Her Mart'ta da satarım. Fiyatının en yüksek olduğu zaman da. Zaten önümüzdeki Mart ayında fiyatının nerelere kadar geldiğini göreceğiz. Mart ayına kadar beklemekle beklememek arasındaki farkı göreceğiz. Mesela şu an 400 dolar satıyorum bir balyası. Mart'ta bu 900 dolar veya 1000-1500 dolar mı oluyor yoksa 400'den 600'e mi çıkıyor? Yani aradaki fark makas ne kadar açıksa bizim bekleme ihtimalimiz de o kadar artmış olacak. O yüzden bir defaya mahsus. Yani hiç aklıma gelmedi aslında. Sonuçta biz oyuna başladığımızdan beri bir tur bir Mart ayını geçtik. Mart ayında girip baksaydım mesela buğdayın, silajın, samanın fiyatına. Güzel olabilirdi. Ama tabii o günkü planlarla şimdiki planlar birbirini tutmadığı için akıl edemiyorsunuz da böyle şeylere. YouTube'da özellikle baktım bugün. Hani oynayıp video atanlardan hani acaba Mart, Nisan aylarında olup da böyle buğdayın filan fiyatına, silajın fiyatına bakan olur mu diye. Oynayan birçok kişinin videolarına böyle baktım hızlıca ama kimseden herhangi bir bilgi alamadım. Yani şu an çok böyle aman aman mükemmel izlenmediğimiz için çok fazla abonemiz de olmadığı için birileri videoların altına şeyler yazıp akıl da vermiyor. O yüzden kendi başımızın çaresine bakarak gideceğiz. Evet yükleyiciyi şuraya çıkarmıştım. Ön yükleyici gitmiş. Hatırladım. Bunu al bakalım kardeş, öyle ortalıklarda durmasın.
Yani herhalde bir 2 ya da 3 balya da buradan çıkar. Oradan kaç tane çıktı? 5 tane mi? Saymadım ama. Ya en azından beygir gücümüz arttı arkadaşlar. Yani 190 beygirlik traktörümüz var artık. 190 ve 115 beygir olarak iki traktör. Bu zaten genelde gübreleme, ilaçlama işlerinde kullanacağım için. Buna da ilerleyen zamanlarda elime para geçince bir o beşli zaba pulluktan 2,5 metre iş genişliği olan pulluktan alırım. Kışın sabanla sürme işleri yaparım bol bol. Ekipman kiralayıp yani ekipman kirasına para kaybetmeden kendi ekipmanımla. Bu traktör de hakkını verir yani. Emin olabilirsiniz. İnşallah öyle düşünüyorum. Yani oyun gün geçtikçe aslında daha fazla emek istemeye başlıyor. Çünkü masraflarımız çok fazla. Traktörler zamanla yıpranıyor. Bakım maliyetleri biniyor. Yakıt yakıyoruz. Gelirimiz çok fazla yok. Yani seralara otomatik satış yaptım ama para kazanıyor mu, kazanmıyor mu? Benim hissettiğim bir para gelmiyor. Hiç bana. Ne yapacağım bilmiyorum. Yani seralar ölü yatırım gibi görünüyor. Ama baktığım zaman ürettiklerinde bayağı bir yığılmıştı önü. Acaba otomatik satışta daha mı az para getiriyor? Yani daha mı az üretip daha mı az ucuza satıyor? Anlayamadım. Hadi oraya kadar başlarsın. Başlamadı. Başladı neyse. Yani seraları bir depolayıp benim satmam modeline döndürüp bir ara bir deneyeceğim. Büyük ihtimalle öyle yani gelen parayı herhalde o şekilde hissedebileceğim. Çünkü şu an gerçekten bir yıllık bir süreci geçirdik oyunda. Ne kazandığımı bilmiyorum ya da para kazanıyor muyum onu bile bilmiyorum. Ne geliyor ne gidiyor çok detaylı yazmıyor açıkçası. Banka kısmına girdiğin zaman mesela aldığın ekipmanlar, harcadığın para veya gelen para yazıyor ama nereden geldiği yazmıyor. Yani işte atıyorum sera kazancın 500 dolar diye bir şey görmedim, bir ibare görmedim yani. O yüzden Sera'nın bir faydasını henüz görmedim diyebilirim. Belki de güzel paralar geliyor ama ben farkında değilim. Bilmiyorum. Seni şöyle şuradan ortadan alalım. Sen zaten bu balyayı da doldurmazsın. Büyük ihtimalle diğer tarlaya gideriz. Evet, tahminen %80'lerde falan kalacak. İki belki... Ne oluyor lan? Ne maaş ödemesi? Ha. Ek görev için işçi çalıştırmıştık. Onun maaş ödemesinin bildirimi geliyor. Toplam şu kadar ödedin diye. %84. Tamam, çok güzel. Ortalama 3 balya buradan geldi. 2,5 balya diyelim. Orada da biraz çünkü içinde oradan da otla gelmişti. 2, 4 balya orada. 2 burada. 6 bir tane içinde. Şunu bir kapat bakalım. Kamyoneti kaldır. Biraz daha hızlı gidelim artık. Videomuz yine yeterli boyutlara gelmiş gibi görünüyor. Şu tarlaya da başlayalım. Sonuç itibariyle bu bölümde traktör değiştirdik. Balya yapımını başladık. Artık bir sonraki bölümlerde buraya kanola ekeceğim. Tabii önce burayı süreceğim. Tarlaların hepsini süreceğim. Evin önündekilere çim. Buraya da kanola ekmeyi düşünüyorum. Artık farklı bir ekini de deneyelim. Bu kanolayı ekersem az önce de bir önceki az önce diyorum bir önceki videoda da söylediğim gibi kanolayı ekersem onu kaldırdıktan sonra tekrar buğday ya da arpa ekme ihtimalim doğuyor. Öyle bir güzelliği oluyor. Ya da çim ekip bu tarlayı da mantıklı bir hale getirebiliyorum. Çimin mesela şöyle bir şey var. Kışın da mesela hasata hazır hale geliyor. Kışın da hemen Mart'ta mesela fiyatı yüksek hemen Mart'ta çim ek hemen abi balyala direkt sat. Öyle bir ihtimalin de var çimde. O yüzden çim belki bizim paçayı kurtarır diye düşündüm bir an. Deneyeceğiz önümüzdeki videolarda. Belki doğru düşünmüşümdür. Belki benim düşündüğümü oyunu yapanlar düşünmemiştir. Öyle bir ihtimal vermemişlerdir. Çim için. Belki de o kadar büyük kazançlar yoktur.
Bekleyip göreceğiz. Bizim evin orada bekleyen balyalarımız büyük ihtimalle %100 fermente oldu. Çünkü birkaç video önce kontrol ettiğimde %50 falan diyordu. Bir ara acaba hani bankadaki krediyi de kullanıp şu tarlayı alsam mı dedim. Şu an içinde patates var arkadaşlar. Tamamen bütün tarlayı satın alma hayallerim suya düştü. Yani içinde patates olan bir tarlayı satın alıp da başıma bela açmayayım dedim açıkçası. Bu baş kısmını bir temizleyeceğim. Daha sonra diklemesine olan kısımlarına geçeceğim. O yüzden buradan böyle dönüp dönüp duruyorum. Şimdi şu ağaçların dibinden dönmek çok zor oluyor. Bu çizilerin de böyle uçlarını biraz biraz temizlemiş olurum hem. Şöyle ek makine indir kaldırla zaman kaybetmeden. Zaten traktörümüzün beygiri makinenin istediğinin neredeyse iki katı. 100 beygire 190 beygir. O yüzden rahat bir şekilde hiç makineyi kapatmadan dönebiliyorum. Siz de gördünüz. O yüzden hop 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 hop. Ulan orada bir parça bırakma işte ya. Neyse. Tamam, anladık. Erişimimiz yok. Tamam. Sensin. Hemen başka bir araziye böyle arkanda ekipman açık girdim. Hemen erişimin yok diyor. Lan biliyoruz oğlum, bizim değil. Fakiriz, anladık. Yüzümüze niye vuruyorsun ya? Oyun bile bizi sevmiyor yani. Fakirleri kimse sevmiyor abi. Biz de fakir değiliz, bildiğin sefiliz anasını satayım. Fakirden de level atlamış halimiz. Ne yazık ki. Yani ülkemizin bugünlerini göz önünde bulundurursak, ülkemizde de artık fakirlik diye bir şey kalmadı. Fakirler sefillik boyutuna dönmeye başladı. Allah sonumuzu hayır etsin. Ülkece zor günler geçiriyoruz. Zor dönemlerden geçiyoruz. Ne olur ne kalır? Nasıl bir çözüm üretiriz ülkecek? Merak etmiyor değilim. Şimdi seni ben yavaş yavaş ittireceğim böyle üzerine falan çıkmadan. Tabii sen ona izin vermeyeceksin büyük ihtimalle. Şöyle yürü bakayım. Oğlum senin altındaki samanı benim almam lazım ya. Durarsın artık sen oralarda bir yerde durursun. Durarsın ne? Durarsın dedim. Nasıl şöyle. Şuradan. Dön bakalım. Aslan parçası. Şu kenarı bir alalım. Ya hiç traktör gitmeyeceğim demiyor yani. Beygir gücünün artması fark ettiriyormuş ya. Bizim masayla bu kadar kolay manevra yapamazdık diye düşünüyorum. Çünkü buna benzer bir ekipman daha önceki otlarımızda kiralayıp kullandık biliyorsunuz. Bu kadar rahat çalışmıyordu yani. Hatırlıyorum. Şuradan dönsen bunu alır mısın? Tabii ki de tamamını almazsın. Başka yan çizik kalmadı. Döne döne şurada kalan parçaları temizleyelim. Baş tarafı bitirmiş olalım. Üç parça da şurada kaldı. Bunları da şimdi buradan şöyle al onu da. Böyle yanlamasına geçsem bunun tamamını. Ha iyi aldı. Şunu alır mısın? İyi onu da aldık. Evet orada da kalmadı. Öbür tarafta da kalmadı. Tamam. Şöyle şurayı da toparladık mı? Bir balya daha dolmayacak tabii de. Ama bizim artık çalışmamız daha kolay olacak diğer kısımlar için. Şunun yanından geçeyim şu kalanı alsın. Evet. Döne döne midem bulandı ya. Hop. Şimdi şuradan tekrar bir zu dönüşü
Vizontele'deki gibi bir zoo dönüşü yapıp şu parçayı alıp en kenardaki çizgiye gireceğim. Ne yazık ki namlu yapıcımız yok. Fakiriz. Şöyle. Hop. Şöyle durduralım arkadaşı. Evet arkadaşlar. Sizi bakalım şöyle. O ortalama 35 dakika olmuş. Sizi de sıkmamak adına yavaştan balyalama işine de giriştik. Ben bu balyaları yaparım. Evin orada bir yerlere yığarım büyük ihtimalle. Ya da bir sonraki videoda artık beraber yaparız. Çünkü bekleyen bir sürü ek kontrat var. Bunlar var mesela bakın iki ayrı iş. Bir de şu an orada bir herhangi bir traktör olmadığı için gösteremiyorum. Bir tane de ekim işimiz var şu. Şu yaklaşık %40 civarlarında olan. Sonrasında şu balyalama görevini alacağım. Şu 4 görevi tamamen bitirdiğimde 5, 10, 15, 20, 4.000 civarı bir para gelecek. Onunla da tekrar krediyi kapatacağım büyük ihtimalle. Bu şekilde ayları günleri atlatmaya devam edeceğiz. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atıp abone olmayı, videoların altına fikirlerinizi yazmayı, yorum yazmayı kesinlikle aksatmayın. Düşünceleriniz benim için çok değerli. Tüm YouTube'a video atan herkes için sizler değerlisiniz. Beğenen, izleyen, like atan herkes. O yüzden like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.